Hoş sohbetler programımıza başlıyoruz inşallah. Fikret Bey nasılsınız? Elhamdülillah. Bak stüdyoda sabah kadar bekledim yayına çıkacağız diye. Maşallah hocam. Maşallah. Yayına katılıp Adnan Hoca'ya soru sormak istiyoruz. Bunu yapma şansımız diyor da ya ama herhalde imkanımız var mı anlamda diyor. Tabii ki olur. Soru sorabilirler. Deneyeceğiz bakalım böyle. Can kat. Tamam, o deminki rakamları da yeniden versinler. Evet, bu rakamları kaldırmayın. Bu dursun. O yazıları da ayrıca ilave oraya koyabilirsiniz. Akşam 1'e kadar falan. E tamam. Ama çok kalabalık oluyor 1'de de. Nasıl olacak? Evet, 1'de de devam ediyor. Siz devam ettikçe pek bırakamıyor hocam. Tabii canım, 3'te şey yapayım yine kalabalık evet, oluyor. Ama uykusuz kalıyor bir seferde. Ben vicdanen rahatsız oluyorum. Musa kıssasını bulsana Kur'an'dan o konuyu işleyelim. İyi yayınlar hocam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ve aleyna aleyküm selam. Musa ve yardımcısı Hızır'la buluşmaya giderken canlanan balığın sırrı nedir? Bir kere onun balık ya bildiğimiz şekilde bir balık olmadı anlaşılıyor. Yani adı balık. Ama hani balığa benziyor balık da görünüşü. Fakat birisi balık şeklini almış. Bunu anlıyoruz. Hazreti Yunus'u yutan balık da aynı mı? Yani olabilir. Olabilir. Çünkü şuurlular, yani hayvan, balık, mesela ölü balık gibi duruyor. Yani mesela belki 10 saat, 15 saat ölü olarak duruyor balık. Birden canlanıyor ve garip bir şekilde diyor, bir menfez bulup yoluna devam ediyor. O sonra da diyor ki, bizim de zaten aradığımız buydu diyor. O zaman aranan bulunmuş oluyor işte. Hızır'ın aldığı şekillerden birisi. Sana Musa'nın haberi geldi mi diyor Cenab-ı Allah. Gözümün nuru canım hocam. Maddenin hakikati kendi bedenimize yaşamanın yöntemidir. Sana Musa'nın haberi geldi mi diyor Cenab-ı Allah mühim konularda. Öyle soru şeklinde önce bir konuyu hatırlatıyor. Kehf konusunda da var bu.
Hızır kıssasında da bu dikkati çekiyor. Ve özellikle Zülkarneyn'de, evet, Zülkarneyn'de. Sana sorarlar diyor. Evet. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Demek ki ehemmiyetli bir şey. Gelmemiş. Gelmediğine göre gayb haberi. Gaybden bilgi geliyor. Yani gaybi bilgi. Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun bir ateş gördüm. Umur ki size ondan bir kor getiririm. Ateş bir nimet o devirde. Ateş bulmak baya bir sorun. Ateşi muhafaza etmek için kor götürüyorlar oraya buraya. Sonra onu alevlendirip kullanıyorlar. Veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Nitekim ona gidince kendisine seslenildi. Ey Musa, gerçekten ben senin için, senin Rabbinim bak, gerçekten ben, bir daha diyor Cenab-ı Allah, ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Bölge tamamen elektriklenmiş. Bu anlaşılıyor. Yani rahmani elektrik. Öyle diyelim. İnşallah. Ayakkabılarını çıkar. Yani vücuduna geçmesi, çünkü ayakkabısı izole ediyor o elektriği. Hem de nezaket olarak. Yani o bir güzellik olarak. Çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. Demek ki Tuva'da bir şey var. Kutsal vadi diyor Allah. Halen bu geçerli. Yani o bölgede bir şey oldu anlaşılıyor. Kutsal vadi Tuva'da. Ya bir şey saklanıyor, ya bir şey var. Tuva vadisinde. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahiy olanı dinle. İlk defa vahiy alıyor Hazreti Musa. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahiy olanı dinle. Yani vahiy devam edecek diyor. Bu bir vahiy. Bundan sonra vahiy olanı dinleyeceksin. Bak yeniden, gerçekten ben, bir daha ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et, beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Bak bütün hak dinlerde namaz farz. Musevilikte namazın farz olduğunu görüyoruz. Her Musevi namaz kılmakta mükellef. Bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Tevrat'ta da bayağı açık anlatılıyor namaz. Musevilerin bayağı bir kısmı da namaz kılıyor. Filminde göstermiştik. Yani 5000 yıl önce de var. Hazreti İbrahim devrinde de var. Aynı namaz. Museviler namazı terk etmekle günaha giriyorlar. Hristiyanlar da öyle. Çenelerin üstüne secdeye kapanırlar diyor. Secdeye kapanacaklar, namaz kılacaklar. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. 15. ayet. Yani Hicri 1400'lü yıllar bitti. Hicri 1400'lü 1500 arasındayız. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için
onun haberini neredeyse gizleyeceğim. Yani kıyametin haberini. Sen şimdi Fikret gel, bu ayetleri oku. Sen okudukça ben açıklayacağım. 16'dan itibaren devam et. Şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse ona inanmayıp kendi hevasına uyan, sakın seni ondan alıkoymasın, sonra yıkıma uğrarsın. Bir daha. Öyleyse ona inanmayıp kendi hevasına uyan, sakın seni ondan alıkoymasın, sonra yıkıma uğrarsın. Çünkü kendi hevasına uyan, şeytani etkileme gücüne sahiptir. İnsanlar Müslümanlara uymak değil de, hevasına uyana daha çok saygı duyma eğilimindedir. Mesela küfre daha çok saygı duymak. Dinden uzak olana daha çok saygı, ondan bir şekilde korkmak. Hepsi değil de insanların bayağı bir bölümü böyledir ve o yüzden zaten küfür daha aktif, daha güçlü oluyor. Mesela Darwinizmi destekliyorlar. Darwinizm alenen Allah'ı inkar eden bir sistem. Evet. Ama saygı duydukları için bu zırvayı kabul ediyorlar. Yani küfre bilinç altında bilmeden saygı duyuyorlar. Halbuki bayağı bir hakaret. İnsan aklıyla alay eden bir sistem Darwinizm. Ama bilinç altında saygı duyduğu için küfre, farkına varmadığı için alenen ve açıkça destekliyor Darwinizm. Her devlet. Evet, dinliyorum. Sağ elindeki nedir ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Onda benim için daha başka yararlar da var. Dedi ki, onu at ey Musa. Böylece onu attı. Bir de ne görsün, o hemen hızla koşan kocaman bir yılan oluvermiş. Dedi ki, onu al ve korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Elini koltuğuna sok, bir hastalık olmadan başka bir mucize olarak bembeyaz bir durumda çıksın. Öyle ki sana büyük mucizelerimizden birini göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmış bulunuyor. Dedi ki, Rabbim benim göğsümü aç, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl, kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir, onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun. Allah dedi ki, ey Musa, istediğin sana verilmiştir. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene vahyolunan şeyi vahyetmiştik. Onu sandığın içine koy, suya bırak, böylece su onu sahile bıraksın. Onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Hani kız kardeşin gezinip, onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi demekteydi. Böylece seni annene geri çevirmiş olduk ki, gözü aydın olsun ve üzülmesin. Sen bir insan öldürmüştün de, biz seni tasadan kurtarmış ve seni esaslı bir denemeden geçirip denemiştik. Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın, sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa. Seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve beni zikretmede gevşek davranmayın. İkiniz Firavun'a gidin, çünkü o azmış bulunuyor. Ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titrer korkar. Dediler ki, Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takınmasından ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Dedi ki, korkmayın, çünkü ben sizinle birlikteyim, işitiyorum ve görüyorum. Haydi ona gidin de deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte gönder ve onlara artık azap verme. Sana Rabbinden bir ayetle geldik. Selam, hidayete tabi olanların üzerinde olsun. Gerçekten bize vahyoluldu ki, doğrusu azap yalanlayan ve yüz çevirenlerin üstünedir.
Ona gidip aynı bunları söylediklerinde Firavun onlara dedi ki, sizin Rabbiniz kimdir ey Musa? Dedi ki, bizim Rabbimiz her şeyi yaratılışını veren, sonra doğru yolu gösterendir. Firavun dedi ki, ilk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse? Bak, o da insanların böyle maymundan geldiğine inanıyor. Böyle garip varlıklar olduğuna inanıyor. İki, onun için ilk çağlardakilerin durumu nedir diyor. Evet. Dedi ki, bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Ki yani Rabbim, tabii kaderi kastediyor ama yani her zaman insanlar insan olarak kalmıştır. Ona işaret ediyor. Evet. Ki Rabbim yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık. Yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Yeryüzünü sizin için bir mehdi kıldı. Ayete geçişi o. Yeryüzünü size bir mehdi kıldı diyor. Evet. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için elbette ayetler vardır. Sizi ondan yarattık, ona geri vereceğiz ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Dünyadaki topraktan yarattık, çevireceğiz ve ondan geri çıkaracağız diyor. Yani yaratılış dünyada oluyor. Dünya toprağı üzerinde oluyor. Evet. Andolsun biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik fakat o yalanladı ve ayak diretti. Dedi ki ey Musa, sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun? Madem öyle, biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz. Şimdi bir buluşma zamanı ve yeri tespit et. Bizim de senin de karşı olamayacağımız açık, geniş bir yer olsun. Musa dedi ki, buluşma zamanımız ülkenin ulusal bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti olsun. Böylelikle Firavun arkasını dönüp gitti. Hileli düzenini yürütecek büyücüleri bir araya getirdi, sonra geldi. Musa onlara dedi ki, size yazıklar olsun, Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü kurutur. Yalan düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir. Bunun üzerine kendi aralarında durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başladılar. Bir daha söyle, gelecek belayı tarif ediyor, söyle bakayım. Musa onlara dedi ki, size yazıklar olsun, Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü kurutur. Bak, o denizde o kökten kuruma olmadan önce bunu söylüyor. Önceden bildiriyor, evet. Yalan düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir. Bunun üzerine kendi aralarında durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başladılar. Dediler ki, bunlar herhalde iki sihirbazdır. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar. Bundan ötürü tuzaklarınızı bir araya getirin, sonra gruplar halinde gelin. Bugün üstünlük sağlayan gerçekten kurtulmuştur. Ey Musa dediler, ya asanı at veya önce biz atalım. Dedi ki, hayır siz atın. Sonra hemen ne görsün? Sihirlerinden dolayı ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü. Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Korkma dedik, muhakkak sen üstün geleceksin. Sağ elindekini atıver. Onların yaptıklarını yutacaktır. Bak, sürekli sağ elindeki diyor. Evet. Ayette. Sürekli sağ elinde tutuyor. Sol elindekini demiyor bak. Sağ elindekini. Evet. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. O halde ben ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında sallandıracağım. Siz de elbette hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız. Dediler ki bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih edip seçmeyiz. Neyde hükmünü yürütebileceksen durmaksızın hükmünü yürüt. Sen yalnızca bu dünyada hükmünü yürütebilirsin. Gerçekten biz Rabbimize iman ettik. Günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi kendisine karşı zorlayarak sürüklediğin suçumuzu bağışlasın. Allah daha hayırlıdır ve daha süreklidir. Gerçek şu ki kim Rabbine suçlu günahkar olarak gelirse hiç şüphe yok onun için cehennem vardır. Onun içinde ne ölebilir ne dirilebilir. Kim ona iman edip salih amellerde bulunarak ona gelirse
İşte onlar, onlar içinde yüksek dereceler vardır. İçlerinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan Adnan cennetleri de onlarındır. Ve işte bu arınmış olanların karşılığıdır. Andolsun biz Musa'ya vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, onlara denizde kuru bir yol aç. Yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan. Firavun ordularıyla peşlerine düştü. Sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi. Firavun kendi kavmini şaşırtıp saptırdı ve onları doğruya yöneltmedi. Ey İsrailoğulları! Andolsun sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ yanında sizinle vaatleştik ve üzerinize... Bak dikkat et! Tur'un yine sağ yanında. Asa sağ kolun sağ elinde. Daha önce de söylüyor yine sağ elinde diyor. Evet devam et. Tur'un sağ yanında. Evet. Tur'un sağ yanında sizinle vaatleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin. Bu konuda azgınlık yapmayın. Yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz olarak iner. Kudret helvasından kasıt manna. Manna. Evet. Benim gazabım kimin üzerine inerse muhakkak o tepe taklak düşmüştür. Gerçekten ben tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayacağım. Seni kavminden çarçabuk ayrılmaya iten nedir ey Musa? Dedi ki onlar arkamda izim üzerindedirler. Hoşnut kalman için sana gelmekte acele ettim Rabbim. Dedi ki biz senden sonra kavmini denemeden geçirdik. Samiri onları şaşırtıp saptırdı. Bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndü. Dedi ki ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız? Dediler ki biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Ancak o kavmin, Mısır halkının süs eşyalarından bir takım yükler yüklenmiştik. Onları ateşe attık, böylece Samiri de attı. Böylece onlara böğüren bir buzağı heykeli döküp çıkardı. İşte bu sizin ilahınız, Musa'nın ilahı budur. Fakat Musa unuttu dediler. Onun kendilerine bir sözle cevap vermediğini ve onlara bir zarar veya fayda sağlamaya gücü olmadığını görmüyorlar mı? Andolsun Harun bundan önce onlara, ey kavmim, gerçekten siz bununla fitneye düşürüldünüz. Sizin asıl Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Şu halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Demişlerdi ki Musa bize geri gelinceye kadar buzağa karşı bel büküp önünde eğilmekten kesinlikle ayrılmayacağız. Musa da gelince ey Harun demişti. Onların saptıklarını gördüğün zaman seni onlara müdahale etmekten alıkoyan neydi? Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın? Dedi ki ey annemin oğlu sakalımı ve başımı tutup yolma. Annemin oğlu demesi kalbini yumuşatmak için söylüyorum. Evet. Ben senin İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü önemsemedin demenden endişe edip korktum. Musa dedi ki, ya senin amacın nedir ey Samiri? Dedi ki, ben onların görmediklerini gördüm. Böylece elçinin izinden bir avuç alıp atıverdim. Böylelikle bana bunu nefsim hoşa giden bir şey gösterdi. Dedi ki, haydi çekip git, artık senin hayatta hak ettiğin ceza bana dokunulmasın deyip yerinmendir. Ve şüphesiz senin için kendisinden asla kaçınamayacağın azap dolu bir buluşma zamanı vardır. Üstüne kapanıp bel bükerek önünde eğildiğin ilahına bir bak. Biz onu mutlaka yakacağız. Sonra darmadağın edip denizde savuracağız. Onu da manna haline getiriyor Musa. Yani beyaz toz haline getiriyor altını. O manna ilmini öğrenmiş. O Firavun'un sarayında orada biliyor. Bak altın toz haline gelip denize savrulur mu? Evet. Ateşle muamele yapıyor. Beyaz toz haline geliyor altın. Bildiğin tozu üfürsen uçan toz. Yani eriyen toz haline geliyor. Mana yaptı. Evet. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun başka ilah yoktur ondan başka. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Sana geçmişlerin haberlerinden bir bölümünü böylece aktarıyoruz. Gerçekten sana katımızdan bir zikir verdik. Kim bundan yüz çevirirse şüphesiz kıyamet günü o bir günah yükü yüklenecektir. O yükün altında ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu kıyamet günü onlar için ne kötü bir yüktür. Sura üfürüleceği gün
biz suçlu günahkarları o gün yüzleri kara, gözleri gömgök, kas katı ve kör olarak toplayacağız. Dünyada yalnızca 10 gün kaldınız diye kendi aralarında fısıldaşacaklar. Onların sözünü ettiklerini biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakımından onların daha üst olanları ise siz yalnızca bir gün kaldınız derler. Sana dağlar hakkında soruyorlar. De ki benim Rabbim onları darmadağın edip savuracak. Yerlerini bomboş çırılçıplak bırakacaktır. Orada ne bir eğrilik göreceksin ne bir tümsek. O gün kendisinden sapma imkanı olmayan çağrıcıya uyacaklar. Rahman'a karşı sesler kısılmıştır. Artık bir hırıltıdan başka bir şey işitmezsin. O gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir yarar sağlamaz. O önlerindekini de bilir, arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgi bakımından onu kavrayıp kuşatamazlar. Artık bütün yüzler diri, kaim olanın önünde eğik durmuştur ve zulüm yüklenen ise yok olup gitmiştir. Kim de bir mümin olarak salih olan amellerde bulunursa artık o ne zulümden korksun ne hakkının eksik tutulmasından. Böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık. Umulur ki korkup sakınırlar ya da onlar için düşünme yeteneğini oluşturur. Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel, Kur'an'ı okumada acele etme ve de ki, Rabbim ilmimi arttır. Andolsun biz bundan önce Adem'e ahit vermiştik fakat o unuttu. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O ayak diremişti. Şimdi Kasas 1'den 41'e kadar olan ayetleri oku. Hoş sohbetler şu an top trendde 1 numarayım şu an. Maşallah. Sabah sabah 1 numara. Yani bu İzleme yüksekliği çok şaşırtıcı. Sabah düşük olur zannettim. Çok hızlı yükseldi. Sabah da çok yüksek. Maşallah. Top trend birinci sırada. Evet. Dinliyorum şimdi seni. Kasas suresi. Ta, sin, mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Şimdi yavaş. Ta, sin, sin, mim, mim, t, s, m, değil mi? Evet. Ta, sin, mim. Evet, devam et. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Mümin olan bir kavim için hak olmak üzere Musa ve Firavun'un haberinden bir bölümünü sana okuyacağız. Gerçek şu ki Firavun yeryüzünde Mısır'da büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyorduk. Bir daha. Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyorduk. Önderler yapmak ve mirasçılar kılmak. Dünya hakimiyeti. İnşallah. Evet. Kim müstazaflara? Ve istiyorduk ki onları yeryüzünde iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım. Dünya hakimiyeti. Evet. Firavun'a, Haman'a ve askerlerine onlardan sakındıkları şeyi gösterelim. Musa'nın annesine onu emzir, şayet onun için korkacak olursan onu suya bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü onu biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen elçilerden kılacağız diye vahyettik. Evet. Nihayet Firavun'un ailesi onu ileride bilmeksizin kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Bak sahipsiz görüyorlar. Dikkat edin. Her ifadeye dikkat edin. Evet. Gerçekte Firavun, Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi. Firavun'un karısı dedi ki, benim için de senin için de bir göz bebeği. Onu öldürmeyin. Umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. Göz aydınlığı. Evet. Oysa onlar başlarına geleceklerin farkında değillerdi. Musa'nın annesi ise yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer müminlerden olması için kalbi üzerinde sabrı ve dayanıklılığı pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onun durumunu açığa vuracaktı.
Kız kardeşine onu izle dedi. Böylece o da kendileri farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Biz daha önce ona süt analarını haram etmiştik. Kız kardeşi, ben sizin adınıza bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek bir aileyi size bildireyim mi dedi. Nasıl haram ediyor? O minik canıyla süt anne getiriyorlar. Hiçbir şekilde içmiyor. Bayağı gürbüz, küçükken bayağı şeker, acıktığı halde süt, yani normalde çocuk bilmez, içmesi lazım. Başka süt anne getiriyorlar, onu da içmiyor. Başka süt anne getiriyorlar, onunkini de içmiyor. Hiçbir şekilde kabul etmiyor. Allah vahyetmiş Musa'ya, bak daha çocukken, küçük çocukken içmiyor. En sonunda mecbur olur, kendi annesini getiriyorlar, o zaman onu içiyor. Yani tabi bilmiyorlar onların kendi annesi olduğunu. Evet. Orada Allah'ın annesine vahyetmesi, sandığa koy, suya bırak demesi, o annesinin kendi düşüncesi oluyor değil mi? Kendisi kalbine ilham ediliyor. Yani o bir kendi fikri gibi oluyor yani, evet, içinden. Evet. Kendi yaptığını zannediyor. Ama o vahiyle yapmış oluyor onu. Evet. Böylelikle gözünün aydın olması, üzülmemesi ve gerçekten Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilmesi için onu annesine geri vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler. Erginlik çağına ulaşıp olgunlaşınca ona bir hüküm ve hikmet ve ilim verdik. Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz. Musa halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi. Orada kavga etmekte olan iki adam buldu. Bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından. Derken taraftarlarından olan, düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. Sonra da bu şeytanın işindendir, o gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır dedi. Dedi ki, Rabbim gerçekten kendi nefsime zulmettim, artık beni bağışla. Böylece Allah onu bağışladı, şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Dedi ki, Rabbim bana verdiğin nimetler adına artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım. Böylece şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahladı. Derken bir de baktı ki, dün kendisinden yardım isteyen kişi bugün de kendisine yardım için bağırıyor. Musa ona dedi ki, sen açıkça bir azgınsın. Sonunda ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isterken adam ona dedi ki, ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak istiyorsun, ıslah edicilerden olmak istemiyorsun. Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki, ey Musa, önde gelenler seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler. Bak, o koşarak gelen adama dikkat çekelim. Her yerde Hızır karşısına çıkıyor. Fakat farkına varmıyor Hazreti Musa. Evet. Ey Musa, önde gelenler seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler. Önde gelenlerle beraber konuşuyor. Onlar için yani devletin içinde. Yani derin devletin içinde. Evet. Derin devletin mühim bir elemanı. Evet. Artık çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim. Bak, derin devlet ölüm emri veriyor. O ölüm emri onun yanında veriliyor. Duyuyor yani. O kadar derin devlete iç içe olan bir varlık. Evet. Böylece oradan korku içinde çevreyi gözetleyerek çıkıp gitti. Rabbim zalimler topluluğundan beni kurtar dedi. Medine'ye doğru yöneldiğinde de umarım Rabbim beni doğru bir yola yöneltip iletir dedi. Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını su başına götürmekten çekinen iki kadın buldu. Dedi ki, bu durumunuz ne? Çobanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulayamayız. Babamız yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır dediler. Hemencecik sürülerini suladı. Sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki, Rabbim doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım. Çok geçmeden o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o, korkma dedi, zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun. Şimdi o kuyuda çobanlar suyu aldıktan sonra çok ağır, büyükçe bir taşı kuyunun üstüne koyuyorlar. Başkasının sudan istifade etmesini engelliyorlar. Hazreti Musa da adamlar oradayken taşı kucaklıyor.
onlardan mesela 10 çobanın ancak oraya getirip koyabildiği taşı kucaklayıp alıp kaldırıp kenara koyuyor. O hanımlar da onu görüyor. Yani mesela farz edelim 250 kiloluk taş. Yani kucaklayıp kaldırıyor. O onun bir harikasıdır. Hazreti Musa'nın harikası. Bayanların da dikkatini çekiyor zaten. Çok kuvvetli diyorlar. Hem vicdanlı hem güzel ahlaklı ama kuvvetli diyor. Görmüş çünkü. Evet. O kadınlardan biri dedi ki, ey babacığım, onu ücretli olarak tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o, kuvvetli, güvenilir biridir. Kuvvetini görüyorlar çünkü dehşetli bir kuvveti var. Babaları dedi ki, doğrusu ben 8 yıl bana hizmet etmene karşılık olmak üzere şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet 10 yıla tamamlayacak olursan artık o da senden. Ben sana zorluk çıkarmak istemem. Beni de inşallah salih olanlardan bulacaksın. Musa dedi ki, bu benimle senin aranda bir anlaşmadır. Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Allah söylediklerimize vekildir. 8 ve 10 yılın bir hikmeti var mı hocam? O anlatsın. İnşallah. Böylelikle Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine durun gerçekten bir ateş gördüm. Umarım ondan ya bir haber ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm dedi. Derken oraya geldiğinde o kutlu yerdeki vadinin sağ yanında olan bir ağaçtan ey Musa alemlerin Rabbi olan Allah benim diye seslenildi. Asanı bırak. Attıktan hemen sonra onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı. Ey Musa dön ve korkma. Şüphesiz güvendesin. Elini koynuna sok. Kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve her türlü dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. İşte bunlar senin Rabbinden Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin kanıt mucizedir. Gerçekten onlar fasık bir topluluktur. Dedi ki, Rabbim gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Ve kardeşim... Bak dövmelerinden, yaralamalarından değil. Doğrudan öldürmelerinden korkuyorum diyor. Hapsetmeleri değil bak. Herhangi bir psikopatlık falan değil. Doğrudan beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Evet. Ve kardeşim Harun, dil bakımından o benden daha düzgün konuşmaktadır. Onu da benimle birlikte bir yardımcı olarak gönder, beni doğrulasın. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah dedi ki, Pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz. Sizin ikinize de öyle bir güç ve yetki vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip olanlarsınız. Musa onlara apaçık ayetlerimizle geldiği zaman, bu düzüp uydurulmuş bir büyüden başkası değildir, biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmemiştik dediler. Musa dedi ki, Rabbim kimin kendisinden bir hidayetle geldiğini ve bu dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Bak siz ve size uyanlar, Musa'ya uyanlar. Musa'nın hükümleri Kur'an'da var, biz o hükümlere uyuyoruz. Aynı zamanda Museviyiz. Oradaki hükümlere uyduğumuz için. Muhammedi olan Museviyiz. İnşallah. Evet, bir ayet geri gel. Musa onlara apaçık ayetlerimizle geldiği zaman, bu düzüp uydurulmuş bir büyüden başkası değildir. Biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmemiştik dediler. Musa dedi ki, Rabbim kimin kendisinden bir hidayetle geldiğini ve bu dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Dünya yurdunun sonucunun. Evet. Kime ait olacak? Mehdi'ye ait oluyor. Maşallah. Evet. Firavun'un bu kadar densizlik ve huysuzluk yapması nedeni de o. Sen diyor devlete hakim olacaksın. Abi ki Musa bak diyor ki beni bırak. Buradaki müminlerle beraber ben gideyim diyor sadece. Ben hiçbir şey istemiyorum. Senin devletinle, hükümetinle bir alakam yok. Topraklarından da alakam yok. Sen ne yapıyorsan yap diyor. Yok diyor sen dünya hakim olmak istiyorsun diyor. Devlete hakim olmak istiyorsun diyor. Çünkü Tevrat'ta Mehdiyet'le ilgili bölümleri gördüğü için. Ya şüpheleniyor Hazreti Musa'dan. Evet. Gerçekten zulmedenler felah bulmazlar. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman,
çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Bunun üzerine onu ve askerlerini tutup suya attık. Böylelikle zulmedenlerin nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü yardım görmezler. Bu dünya hayatında arkalarına lanet düşürdük. Kıyamet gününde de kendilerinden nefret edilen ve çirkinleştirilmiş olanlardır. Andolsun ilk nesilleri yıkıma uğrattıktan sonra Musa'ya insanlar için gözleri hikmetle açıp aydınlatacak basiretler, hidayet ve rahmet olmak üzere kitap verdik. Umulur ki öğüt alıp düşünürler diye. Musa'ya o işi ilahi vahiy verip gerçekleştirdiğimiz zaman sen Tur'un batı yanında değildin ve buna şahit olanlardan da değildin. Tur'un? Batı yanında değildin. Bak bu söyledi, batı yanında değildin diyor peygambere. Evet. Ancak biz birçok nesiller inşa ettik de onların üzerine nice ömürler uzayıp geçti. Ve sen Medyen halkı içinde yaşayıp da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş değilsin. Ancak bu bilgileri sana gönderen biziz. Gayb haberi. Bilinmeyen bilgi, yani kimsenin bilmediği bilgi. Evet. Musa'ya seslendiğimiz zaman da sen Tur'un yanında değildin. Ancak Rabbinden bir rahmet olmak üzere senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için gönderildin. Umulur ki öğüt alıp düşünürler diye. Kendi ellerinin öne sürdükleri dolayısıyla onlara bir musibet isabet ettiğinde Rabbimiz bize de bir elçi gönderseydin de böylece senin ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Fakat onlara kendi katımızdan hak geldiği zaman Musa'ya verilenlerin bir benzeri buna verilmeli değil miydi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilenleri inkar etmemişler miydi? İki büyü birbirine arka çıktı dediler. Ve gerçekten biz hepsini inkar edenleriz dediler. Halen ne bu, bak böyle. Mesela İsrail'de %30 iman edenler sayısı. Çok düşük yani, evet. Avrupa'ya göre, dünyaya göre en düşük. Yani bu karakterleri yine devam ediyor. Evet. De ki eğer doğruysanız bu durumda Allah katından bu ikisinden, Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan daha doğru olan bir kitap getirin de ona uymuş olayım. Buna rağmen sana icabet etmeyecek olurlarsa artık bil ki onlar gerçekten kendi hevalarına uymaktadırlar. Başka hak kitap yok. Yani mutlaka bir hak kitap bulunması gerekiyor. Peygamberimiz de diyor ki yani varsa öyle bir kitap, hak bir kitap, getireyim göreyim diyor. Dünyada yok çünkü. Hiçbir zaman içinde olmamış. Kur'an'ın dışında da halen şu an yok. Evet. Oysa Allah'tan bir kılavuz olmaksızın kendi istek ve tutkularına uyandan daha sapık kimdir? Şüphesiz Allah zulmeden bir kavme hidayet vermez. Andolsun biz öğüt alıp düşünsünler diye sözü birbiri ardınca dizip indirdik. Bu Kur'an'dan önce kitap verdiklerimiz buna inanmaktadırlar. Onlara okunduğu zaman biz ona inandık. Gerçekten o Rabbimizden olan bir haktır. Şüphesiz biz bundan önce de Müslümanlar idik derler. İşte onlar sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir. Ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Bunlar daha önce de mi biz Müslümanlık diyorlar? Bir daha söyle bakayım. Evet. Bu Kur'an'dan önce kitap verdiklerimiz buna inanmaktadırlar. Onlara okunduğu zaman biz ona inandık. Gerçekten o Rabbimizden olan bir haktır. Şüphesiz biz bundan önce de Müslümanlar idik derler. Musevilerin de Müslüman olduğu anlaşılmış oluyor. Evet. İşte onlar sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir. Ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Boş ve yararsız sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz derler. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. O hidayete erecek olanları daha iyi bilendir. Dediler ki eğer seninle birlikte hidayete uyacak olsaydık yerimizden çekilip kopartılırız. Oysa biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı güvenli bir haremde yerleşik kılmadık mı? Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
Biz yaşama biçimleriyle refah içinde şımarıp azmış, nice şehri yıkıma uğrattık. Şu an halihazırda İslam aleminde bu felaketleri görüyorsunuz. Allah'ın bu vaadini görüyorsunuz. Evet. İşte meskenleri çok az bir zaman dışında onlar da kendilerinden sonra oturulabilmiş değildir. Mesela Kobani'de komünistler, Allahsız kitapsızlar azıp kudurmuşlardı. Allah yerle bir etti. Oradaki müminleri kurtardı. Onlar hicret edip kurtuldular. Ama oradaki bütün komünist, Allahsız kitapsız kavmi Allah helak etti. Arsız bir şekilde de diyor kurtardık diyor. Ya nereye kurtarıyorsun? Mahvolmuş şehir. Hayalet şehir olmuş. Sen de hayalet bekçisi olmuşsun. Anlamazdan geliyor Allah'tan gelen felaket. Evet. Onlara varis olanlar biziz. Senin Rabbin ana yerleşim merkezlerine onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve biz Şam, Bağdat, her yer. Evet. Ve biz halkı zulmeden şehirlerden başkasını da yıkıma uğratıcı değiliz. Bir şehir yıkılıyorsa halkı zulmediyor ki yıkıyorum diyor Allah. Her yerde İslam alemine ait büyük şehirler yerle bir oluyor, görüyorsunuz. Evet. Bu ayetin hükmü olarak. Evet. Size verilen her şey yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de akıllanmayacak mısınız? İşte akıllanmamada kararlı devam ediyorlar. Tamam, peki şimdilik bu kadar yeter. İnşallah. Biraz film izleyelim. İnşallah. İnşallah. Videolarımıza yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Hoş sohbetler programımızın sonuna geldik. Akşam tekrar görüşmek üzere inşallah.